Herkese merhaba. Elimde şu anda HTC One V durmakta. HTC One serisinin giriş seviyesi üyesi olan HTC One ve tüm Android cihazlarını değerlendirdiğimiz aslında giriş seviyesi değil de orta seviyeli bir Android cihazı niteliğini taşımakta. Tasarım açısından birkaç yıl öncesinin Android cihazı HTC Legend'ın tasarımına benziyor. Görmüş olduğunuz gibi açılı bir yapı söz konusu. HTC Legend'da bu açılı yapının üzerinde bir iz topu vardı. Navigasyonu kolaylaştıran One V'de ise böyle bir durum yok. Görmüş olduğunuz navigasyon tuşları diğer One serisi cihazlarda da gördüğümüz gibi burada da bu telefonda yer almakta. Bu telefona bir HTC cihazı olduğu mesajını izlenimle daha kuvvetli bir şekilde kılmakta. Devam edelim. Tek parça alüminyumdan yapılmış metal bir kasa var, metal bir gövde var. Arka bölümde üstte kameranın 5 megapiksel kamera ve LED flaşının yer aldığı bölümde bir lastik bölüm var. Altta da üzerine Beats Audio yazan bölümde ve ızgara hoparlörünün hoparlör ızgarasının olduğu bölümde lastik bir kapak var. Bu kapağı çıkardığınızda karşınıza microSD kart yuvası çıkıyor. microSD kart yuvası 32 GB'a kadar destekliyor. Bunun yanı sıra bir de standart SIM kart yuvası var. HTC One S ve One X'te mikro SIM kart yuvası vardı ancak HTC One V'de standart şu anda genelde kullanılan mini SIM kart yuvası bulunmakta. Devam edelim. Telefonun solunda micro USB portu var şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sağda ise ses kademe tuşu var. HTC'nin artık bir klasik haline gelmiş şekilde tek parça ses yuvası, ses tuşu. Üste 3.5 mm'lik kulaklık jakı ve güç butonu yer almakta. Bunlar da telefonun diğer ayrıntılı olarak dikkat çekiyor. Bunları da belirtmeden geçmeyelim. Telefonda 3.7 inçlik Super Clear LCD 2 ekran var. Ekranın görüş açısının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz bir telefon için, bu ölçüde bir telefon için gerçekten oldukça iyi görüş açıları sunan bir ekran var. Telefonun ekranın çözünürlüğü 480x800, yaklaşık 250 ppi bir piksel yoğunluğuna sahip ve doğrusunu söylemek gerekirse oldukça canlı, keskin renklerin, görüntülerin oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Diğer HTC cihazlarındaki görsel deneyim bunda da oldukça yakalanmış. Görsel zevk açısından telefon ekranının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın altında görmüş olduğunuz gibi navigasyon tuşları var. Dokunmatik navigasyon tuşları yer almakta. Bu şekilde HTC Sense 4.0 çalışmakta. Android 4.0 Ice Cream Sense 3 üzerinde. Tabii Sense 4.0 deneyimi biraz daha kısıtlanmış. HTC One V'de 5 farklı ana ekran var. Bu 5 ana ekranla kısıtlısınız. Bunun yanı sıra o diğer One S, One V'de gördüğümüz 3 boyutlu animasyonları, 3 boyutlu geçişleri burada görmüyoruz. Bunun dışında yine tatmin edici bir deneyim var aslında. Ekranda sürükleme yaparken çok fazla bir bekleme yok. Uygulama menüsü Ice Cream Sense 3'ten alıştığımız ve diğer Sense 4.0 cihazlarında gördüğümüz gibi sayfalı bir yapı var. Yine sekmelere ayrılmış, sık sık ve indirilenler bölümlerine sekmelere ayrılan yapının olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında HTC One V'nin arkasında 5 megapiksel kamera var dedik. Kamera uygulaması da şekilde görmüş olduğunuz üzere karşımıza çıkmakta. Yine One S ve One V'den gördüğümüz kamera arayüzü, yine çekim tuşları, fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda yer almakta. Bunun yanı sıra yine Instagram tarzı filtrelerinin yer aldığını görmekteyiz. Yine sürekli çekim modu var. Çekilen tüm fotoğrafların, arda arda çekilen fotoğrafların kaydedilmesi olduğu gibi en iyi çekiminde kaydedilmesi söz konusu. 5 megapiksel kamera bunları yapabiliyor. Bunları da belirtelim. Bunun dışında çeşitli Google uygulamaları varsayılan düklü gelmekte telefonda. Aynı zamanda HTC'nin de çeşitli uygulamaları, daha önceki Sense cihazlarından gördüğümüz çeşitli uygulamalar bunlar. Araba, FrenchSteam, Fener gibi uygulamalar yüklü gelmekte telefonda. Bunun dışında yine Google Play Store'dan birçok uygulamayı, ücretli ücretsiz uygulamayı HTC One V'ye indirmeniz mümkün. Bu arada HTC One V'de de Dropbox uygulaması yüklü gelmekte. One V'yi satın alanlarda 25 GB'lık ücretsiz alana 2 yıl boyunca sahip oluyor ve bu şekilde internet üzerinde de dosyalarını saklayabiliyor. HTC One V ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu cihazla ilgili daha fazla ayrıntı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.